İstanbul Valiliği ve Ekrem İmamoğlu bir açıklama yapıyor. Su taşıyan, yardımcı olan araçları var. Onun dışında diğer kurum ve kuruluşlarımız da arka planda ihtiyaca dönüp beklemekte. Hastanemiz başhekimimiz burada, geçmiş olsun diyelim. Tabii esas olan şu anda hastaların tahliye edilmiş olması buradan tamamen. Önemli olan da o. Süreci çok yakın bir zaman içinde arkadaşlarım kontrol altına alacaklarını ifade ediyorlar. Zaten görünen şekliyle de sadece çatıda ahşap bölümün hızlıca yanıyor olması. Tabii eski bir bina, yaklaşık 130 yıllık bir bina. Dolayısıyla her ne kadar acil bir durumda yukarıda ilgili kurumların valimiz tarafından hazırlanan havadan müdahale helikopteri hazır olsa da şu an kontrol altına alınan yangında o aracın buraya su müdahalesinin doğru olmayacağı kanaatindeyiz. Çünkü hem içeride, evet, hem içeride çalışan itfaiyecilerimiz var, hem de binanın var olan statik yapısının öyle bir suyun bırakıldığı anda bunu taşımayacağı yönünde kanaat var arkadaşlarım da. Dolayısıyla tüm ekiplerimizle buradayız. Çok yakın zaman içinde kontrol altına alacağız. Elbette burada çıkan yangın bizi üzmüştür ama can kaybının olmaması, bütün hastaların buradan nakledilmesi bizim için değerlidir. Vakfımızın yanındayız. Hem biz hem devletimizin diğer kurumları. Bu asil kurumu elbette ayağa kaldırırız ama dediğim gibi esas olan can kaybının olmaması. Tüm gücümüzle müdahalemizi yerine getiriyoruz. Çatıdan mı başladı efendim? Çatıdan, kuzeydeki çatıdan başladığı ihbarı geldi. Dediğim gibi itfaiye ekiplerimizin müdahalesi esnasında hem o bölümde hem de güneye doğru ne yazık ki sirayet etmişti. Tabii ahşap ve de eski ahşap olması yangını biraz hızlandırdı çatı bölümünde. Yapacak bir şey yok. Bu saatten sonra dediğim gibi can güvenliğini teminat altına almak ve bir an önce yangını kontrol altına almak. Dumandan etkilenen oldu mu? Yok. Şu anda dumandan etkilenen, tabii itfaiye erlerimizi görüyorsunuz. Bir miktar dumanın etkisinin onlara şeyi var, rahatsızlığı var ama belli bir sürede dinleniyorlar. Belli bir tedavilerini aldıktan sonra yine hizmetlerine devam ediyorlar. Ama yoğun etkilendi diyeceğimiz ve hastane nakil konusu gerçekleşmedi. Evet, şimdi birkaç kelam da ben edeyim. Değerli arkadaşlar. Devam ediyorlar. Ama yoğun etkilendi diyeceğimiz ve hastane nakil konusu gerçekleşmedi. Evet, şimdi birkaç kelam da ben edeyim. Değerli arkadaşlar. Mikrofonları başka sizlere. Arkadaşlar yardım edin muhabir arkadaşlarımıza. Sorulanlar gel. Araç. Evet. Değerli arkadaşlar, Balıklı Rum Hastanemizdeki yangın gerçekten bizleri fevkalade üzdü. İstanbul'umuza, Zeytinburnu'muza, Kazlıçeşme mahallemize, buradaki başhekimimizin şahsında hastanemizde şifa dağıtan bütün sağlık çalışanlarımıza ve şifa bulmak üzere burada tedavi gören hastalarımıza, hepimize büyük geçmiş olsun. Başkanımız da ifade etti, canla ilgili bir sıkıntımız, bir kaybımız, yaralanan bir vatandaşımız havnolsun söz konusu değil. İtfaiye yetkililerinden aldığımız bilgi, şu an için sebebini bilmiyoruz. Yangın tamamen kontrol altına alınıp soğutma çalışmalarından sonra yapılan incelemeler, onların verecekleri rapor yangının sebebini ortaya çıkaracak. Ama şu anda ilgilendiğimiz, bir an önce yangının çatıda başladığı ve soğutma, söndürme çalışmalarının bir an önce tamamlanması. Büyükşehir İtfaiye burada, az önce başkanımız da ifade etti. Zeytinburnu Belediye Başkanımız, Kaymakamımız yangın çıktığı ilk anlardan itibaren buradalar. AFAD burada. Herkese Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme helikopteri, az önce de ifade edildi, çalışan arkadaşlarımızın, itfaiyecilerimizin can güvenliğiyle ilgili meseleyi düşündüğümüz için hazır bekliyor. Ama şu ana kadar ona gerek kalmadı. Herkese itfaiyenin yanında, bu büyük çalışmanın yanında Sağlık İl Müdürlüğümüz,
ambulanslarımızla beraber tahliye çalışmalarımızı da tamamladık değil mi? Zaten hemen yakınımızda komşumuz var. Süleymaniye Kadın Doğum Hastanemiz var. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, hepimize büyük geçmiş olsun. İçeride kaç kişi var? Başhekimimiz burada. Sayı, net sayı alalım. 62 yaşlımız vardı. 62. Onlar hepsi tahliye, oldu. İsimlerimiz burada yazılıyor. Evet. Diğer taraftan da 42 kadar da yatan hastamız var. Arkadaşlar, bir bölümünde rehabilitasyon yaşlılarımızın bakım yeri var. Onların tahliyesi, yatan hastalarımız var. Onların da tedavileri hakiza nakledilen yerde. Toplam 104 buradan istifade eden vatandaşlarımız var. Her birine büyük geçmiş olsun diyoruz. Burası bize emanet. Tarihi kadim şifa merkezi. Balıklı Rum Vakfı tarafından yönetilen bir hastanemiz. Bu tescilli yapı inşallah en kısa zamanda eski haline getirmek üzere ihyasıyla da ilgili biz Kültür Turizm Bakanlığımız, valiliğimiz hep beraber el birliğiyle buradaki yaraları sarmak da bizim boynumuzun borcu. Tekrar ekranları başında bizi izleyen bütün hemşehrilerimize geçmiş olsun diyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Kimi flaş?